Teşkilatı mahsusa Türkiye dışında hangi ülkelerde operasyon yürütüyor? Mesela Fas'ta. Fas'ta operasyonu 1914 aralığında başlıyorlar ama yok, bunu yapmak için... Teferruata sonra gelelim Ahmet Bey. Fas. Abi ne olur teferruata gelelim. Tamam peki. Yani. Fas, Trablusgarp, Rusya dönük tamam. Ve İran. İran. Asya'ya gidiyorlar mı? Asya'ya gittiklerine dair bir şey yok. Çin'e gidenler? Yok hayır. Mesela Asya'daki 5 Türk. Asya'daki 5 Türk. Onlar da baktığınız zaman Talat Bey'in işte izniyle vesaireyle onun haberiyle gittiklerini söylüyorlar ki bu teşkilatla bilgiler yok. Ya resmi görevli değil onlar. Yok değil. Peki Fas'ta ne operasyon yapıyor bunlar? Fransızlara karşı mı? Evet. Fas'ta operasyonu yapmak için üsleri Madrid. Yani İspanya'da gidiyorlar. Orada giden ekibin başında binbaşı Tahir var. Yanında 3 tane de mülazım ya da bugünkü şeyle teğmen var. Bu binbaşı Tahir Madrid'de kalıyor. Diğerleri de Fas'a geçiyor. 1915 Haziran'ında Fas'ta cihat ilan edilmiş oluyor. Niye Fas'ta operasyon yapıyorlar? Çünkü Çanakkale'de bu sırada savaş devam ediyor. Ve Fransızlar Fas'tan hiç aşiretler ayaklandığı için Fransızlar buradaki birliklerinden hiçbir askeri Çanakkale ve diğer Osmanlı cephelerine süremedikleri gibi yerlilerden de asker toplayamıyorlar. Hatta bir şeyde belgede Fransızların buradaki kuvvetleri için ayrıca o yıl 50 bin frank ayrıca tahsis ediyorlar. Yani Fas'taki operasyonlarının arkasında Fransızların buradaki kuvvetlerini hiçbir şekilde Osmanlı cephelerine sürmelerini engellemek. Peki başarılı oluyor mu operasyon? Başarılı oluyor. Ama burada Fas'ta yalnız şunu unutmamak lazım. Teşkilat Umur-i Şarkiye Dairesi'nin bu yaptığı operasyonlarda siyaseten çarpıştığı tek ülke var. Almanya. Müttefikimiz. Evet. Fas'ta, İran'da, Rusya'da, Trablusgarp'ta, buraların hepsinde Almanya ile siyaseten korkunç bir çarpışma var. Yani kendi müttefikimizde istihbarat evet. örgütleri çatışıyor. Yahu daha önce söylemiştim ya sana. Evet. Yani biz Birinci Dünya Harbi'nde maalesef Cumhuriyet tarihçileri Türkiye'de hiçbir şey yapmadıkları için, pek bir şey değil, hiçbir şey yapmadıkları için bu konunun üstüne durmadılar. Her birçok konuda olduğu gibi. Türk ve Alman birlikleri savaşmıştır. Evet. Herhalde Bakü Petrol. Yemin aman söylüyor. Erhan Bakü Petrol'den de vermemek için şey yapıyorlar. Ya malumat kuruluşluk yapmayalım. Malumat kuruluşluk yapmayalım. Cumhuriyet tarihçileri kalsınlar kışlarını bulsunlar kardeşim. Malumat kuruluşluk yapma. Söylemeye gerek yok. 40 sene benim vergimle maaş alıp hepimizin vergisiyle hiçbir şey yapmamayı başaran nadir akademisyenlerden biridir. Bak geçen hafta gördük. Bir, emekli imam Ali Öz abinin, Zübeyde Hanım'ın, Mustafa Kemal'in, Makbule Hanım'ın, Naciye Hanım'ın kardeşlerinin vergilerini bulmuş. Cumhuriyet harçlığı, hep her hafta aynı şeyi söylüyorum ama olmasaydı ne olmazdık senin mavi gözlerinin kıvılcımı. Yani hoca kültür tarihçisi, hocayı gösterme. Yani Cumhuriyet harçlığı arasında bulsunlar. Almanya ile biz Birinci Dünya Harbi'nde bir yerde savaştık ve Alman askerlerine esir aldık. Bak asker olunca bilir tabii ki. Tarihçi asker. Mesela çok ilginç bir anekdot daha söyleyeyim. Evet efendim. Bu Miralay Tahir'in Madrid'de üs kurup Fas'taki operasyonlarında en çok rahatsız olan kim? Alman Genelkurmay Başkanı Falkenhayn. Falkenhayn o zaman. Ha. Falkenhayn Polonya'dayken Enver Paşa'ya yazı gönderiyor. Bu Miralay, o zaman Miralay rütbesi veriyorlar Tahir Bey'e. Bu Miralay Tahir'in Alman Büyükelçisi emrinde işleri yapması için talimat verin. Enver Paşa bunu es geçiyor biraz. Birkaç gün sonra bu sefer Genelkurmay'daki ikinci başkan Bronsart Paşa Enver Paşa'ya bir yazı yazıyor. Diyor ki Alman hükümeti ve Genelkurmay Başkanı Miralay Tahir'in oradan alınmasını istiyor. Niye Almanya karşı? Çünkü orada Miralay Tahir'in Fas'taki
etkinliği Almanları rahatsız ediyor. Almanlar burada Osmanlı Devleti'nin arka plana itip kendileri bir hakimiyet kurmak istiyorlar. İttifaka bak, seveyim o ittifakı. Ama ve Enver Paşa sonra ne yapıyor? Bu baskılara dayanamıyor. Oradaki maslahat güzere diyor ki, bundan sonra diyor Fas işleriyle Alman Büyükelçiliği ilgilenecektir. Bu işleri onlara devrediniz. Miralay Tahir'e de bir emir yazıyor. Göreviniz bitmiştir, dönünüz. Bu sonra maslahat güzar Enver Paşa'ya cevap yazıyor. Diyor ki, Alman Büyükelçisi'nin isteğiyle Miralay Tahir'i görevden aldınız. Ama hiç olmazsa bu mülazımlar burada kalsın. Miralay Tahir de Enver Paşa'ya cevap yazıyor. Diyor ki, beni diyor görevime son veren yazınızı aldım ama dönemeyeceğim için üzgünüm. Çünkü burada yapacak işlerimiz bitmedi. Ve gerçekten de Miralay Tahir kim dönmüyor. Kim Miralay Tahir? Bunun şahsi dosyasına ulaşamadım. Bu şey mi? 150 olan mı? Ya şahsi dosyasını bulamadım. Ama olabilir. Yani tam bir şeyim yok, bilgim yok o konuda. Eğer Vahdettin'in mahiyetindeki Tahir Bey ise o. Yani onu bilmiyorum. Onun hakkında bende bazı şeyler var. Mesela Nis'te bir cinayet hadisesi vardır. O katil falan değildir ama yani orada mahkemeye çağrılmıştır şahit olarak, şey olarak. Ve cenazesinde falan etkin görev almıştır şeyin. Borçlulardan tabut kaçırılmasını denilen hadisede. Dönmüyor. Hayır, dönmüyor bunlar. Dönmedikleri gibi orada helal olsun. Şey altından, el altından yine faaliyetlere devam ediyorlar. Para nereden geliyor? Para bu sırada maaşlarını alıyorlar. Aylık çok cüzi bir miktar para gönderiliyor bunlara. Ve daha bir süre sonra bunlara yeni bir görev çıkartıyorlar Amerika'ya gitmeleri için. Niye Amerika'ya gidecekler? Bunlar soruyorlar, niye Amerika'ya gidecekmişiz? Diyorlar ki, oraya gideceksiniz, Hindistan'la muhabere tesis edeceksiniz. Amerika'dan. Evet. Sonra Amerika, Hindistan'daki yerli halkı İngilizlere kışkırtmak için propaganda malzemeleri dağıtacaksınız. Tabii bunların hepsi Alman Büyükelçiliği ve Alman siyaseti bunların Madrid'den gitmelerini istiyorlar. Uzaklaştırmak için. Ama bunlar dönmüyorlar. 1918'e kadar oradalar. Fas'talar. İspanya'da. İspanya'da. Bu Miralay Tahir sonu damat Ferit Paşa'nın mahiyetine girdi, değil mi? Ya onları bilmiyorum. Bende bir şeyler var onlarla. Olabilir. Şimdi efendim bir seyircimiz... Affedersin, şeyi de söyleyelim. Mesela kapitülasyonları biz Birinci Dünya Savaşı'na girip ilk kaldırdığımız zaman ilk karşı çıkıp gelip protesto eden Alman Büyükelçisi. Canım onu ilkokul talebesi de biliyor. Hiç bilmiyor. İlkokul talebesi nerede biliyor? Kapitülasyonların şeyine karşı çıktığını. Vangenay'ın koşuyor hemen. Şükrü Altın Bey diyorlar ki, Mehmet Akif'in Hicaz bölgesinde Lawrence'ın, Gertrude Bell'in Mısır merkezi İngiliz istihbaratçılarına karşı Hicaz'a gittiğini unutmayın. Türkçe anlamadım. Arap kabilelerini uyarmak için görev almıştı. Belge mi? Akif'in bu gezdeki fotoğrafları belge değil mi? İçin söylemiyor şimdi. Cevabı Ahmet Bey cevap verecek ama ben naçizane bir şey söyleyeyim. Mesela benim Keops piramidinin yanında devenin üzerinde. Efendim Sphinx'in yanında da at üzerinde fotoğrafım var. Şimdi bu benim Mısır'a MİT'ten görevli olarak gittiğimi mi gösterir? Yani Akif orada fotoğraf çektirdiyse bunun istihbaratla ne alakası var? Ya o zaman şöyle bir şey kurarsak, Cumhuriyet'ten sonra Akif Mısır'a gittiğinde de görevli mi? Görevli mi gitti yani? İrşat görevine gönderilmiştir. O ayrı. Ama teşkilata mahsus ajanlık falan filan değil efendim. Evet, Erhan'cığım, evet. İspanya'da, Fas'ta bu faaliyeti yapıyorlar. Evet. Hindistan'da var mı bir operasyonları? Ya öyle soracağına, ülke soracağına neredeyse Tokat'a gittiler. Tokat'a gitmelerine gerek yok. Teşkilatı mahsusa. Yani Enver Paşa. Evet. Veyahut o zamanki askeri liderlik komutan, yani yüksek üst düzey komuta heyeti. Teşkilatı mahsusa'nın mensuplarını yurt dışında başka nerede görevlendirdiler? Onlar söyledi zaten. Mesela Trablusgarp'daki mücadele çok ilginç. Oraya gönderdi. Bir yerleri sayalım. Trablusgarp. Evet. İran. Evet. Bir de tabii Rusya'ya dönük faaliyetler var. Trablusgarp'taki
teşkilatı mahsusa faaliyetlerini yürüten Enver Paşa'nın kardeşi Yüzbaşı Nuri. Yani Nuri Killigil. Yani Azerbaycan'a giren. Evet. Komutan. Ya Nuri Killigil'in de ilginç. Oraya yüzbaşı rütbesiyle gidiyor. Bir süre sonra oradaki bu Seyit Sünusi, evet. Bu Nuri'yi küçümsüyor. Çünkü bu yüzbaşı diyor. Burada Enver Paşa ile Nuri Bey arasında Şeyh Sünusi ile ilgili olarak fikir çatışması var. Nuri Killigil veya bu Şeyh Sünusi'nin İngilizlerin adamı olduğunu, onlardan para aldığını söylüyor. Enver Paşa ise tam tersini olarak diyor ki, bu Şeyh Sünusi'yi diyor elde etmemiz lazım, bununla hoş geçin, bunun bize şey olması lazım. Orhan abi duymasın, Orhan Koloğlu. Evet. Ama belgelerde yazıyor bunları. Ki bu dönem içerisinde Nuri Paşa sonra paşa oluyor. Nasıl paşa oluyor? Yüzbaşılıktan önce Mirlivalı. Atlamayalım onu, atlamayalım. Pardon. Dağıtmayalım konuyu. Evet. Yani, ama birdenbire mi paşa oluyor? Niye paşa? Hocam dağıtmayalım konuyu. Ama çok enteresan ya. Allah. Odada sohbetini yaparız. Tamam onu. Bey. Şimdi millet teşkilatı mahsusayı soruyor. Çok dağılıyor diyorlar. Şimdi evet Libya'dayız. Ha, Libya'da bu 1914'ten 18'e kadar faaliyetler var. 1918 Nisan'ına kadar faaliyetlerin başında Yüzbaşı Nuri veya Nuri Paşa var. 1918 Nisan'ında Nuri Paşa Kafkas İslam Ordusu'nu kurmak üzere geri çağrılınca onun yerine birisi gidiyor. Şehzade Osman Fuat. Şehzade Osman Fuat'ın oraya gitmesiyle oradaki özellikle yerli kabileleri ziyaretinde padişahın ve hilafetten, halifelikten yeğeni gelmiş torunu diye. Torunu aynı zaten. Evet. Torunu. Sultan Murad'ın torunu. Evet. Çok büyük olaylar oluyor. Nasıl olaylar? Herkes bağlılığını bildirmek üzere Şehzade Osman Fuat'a geliyorlar. Şehzade Osman Fuat da o aşiretleri ziyaret ediyor. O hatta gittiği yerlerde bu yarışları falan seviyor. Oralarda yarışlar yapıyorlar. Bu ödül veriyor. Ve çok istedim tanımak çünkü herkes sever. Tanıyan, sevmeyeni görmedim. Ve son derece keyifli, hoş sohbet ve çok komikti, çok eğlendirdi. Ve çok şey öğretirdi. Ve profesyonel asker. Almanya'da yetişmiş. Almanya'da Potsdam'dan mı? Potsdam'da. Yani Kaiserin Akademisi'nde. Ve Şehzade Osman Fuat'ın oradaki faaliyetleri o kadar yani fazladır ki, bu Mondros'ta olacak. Trablusgarp'taki subayların teslimleriyle ilgili maddeler koyarlar. Evet. Ama bunlar teslim olmazlar. Üç madde koyarlar. Bunlar teslim olmazlar. İtalyanlar özellikle. Ama sonra İstanbul'daki hükümet baskı yapınca işte başkent işgal edilecek, teslim olun vesaire diye. Bunlar oluyorlar. Hatta İtalya'ya gidiyorlar. Sonra nasıl bir teslim olmaksa İtalya kralıyla falan görüşüyor orada. Prens olduğu için. Sonra İstanbul'a dönüyor. İstanbul'a Dolmabahçe'ye döndüğü zaman çok acı bir şeyle karşılaşır. Kendi kullandığı dairesinde İtalyan askerlerini görür. Fuat Efendi ile ilgili müsaade ederseniz yukarıda bahsettim de kısa bir hadise. Aslında komik bir hadise ama önce bir mesaj gelmiş Sayın Süleyman Tek'ten. Murat Bey Libya'da faaliyet yok dediniz. Öyle bir şey demedi mi? Libya'da faaliyet yok falan demem. Çünkü Fuat Efendi'nin bende Libya'dan da yazdığı dünya kadar mektup var. Tabii. Şunu söyleyeyim. Şehzade Osman Fuat Efendi'nin efendim evrakı bendenizdedir. Sürgünde vefat etmiş. 70'lerin başında yani Türkiye'ye giriş izni görememiş. 71-72 falan da zannedersem. Nis'teki çok yakın bir hanım arkadaşı bana hediye etti. Halifeyle mektupta dünya kadar yazışmalar şeyleri ve çok keyifli bir adam. Hatta merak edenler Şeyh Basri Bey. Basri Bey'in Basri, soyadı neydi Basri Bey'in? İyi mi gitti? Osi, Osman Fuat Efendi tırnak parantez içerisinde Osi diyor dostları. Osi diye galiba tarih toplumuna çıkmış bir veya iki makalesi vardır.
Şimdi dolayısıyla Sayın Tekten diyorlar ki Süleyman Elbaruni, Nuri Killigil, Cafer El Askeri'nin faaliyetlerini nereye koyacağız? Belge istiyorsanız Atase 1829 Taksim 6 dosyası oradan şey yazmışlar. Burada var zaten. Örnek göstermişler. Ama Libya'da faaliyet yok diye bir şey demedim beyefendi. Galiba yanlış anlaşıldı. Kitapta da var zaten. Libya var hepsi var. O Süleyman Elbaruni'yi anlatmadık. Şu Osman Fuat Efendi'nin bahsettiğim hadise rahmetli Hanzade Sultan'ın, yani Sultan Vahdettin'le Halife Abdülmecid'in torunu Hanzade Sultan'ın kızı Fazile, Prenses Fazile İbrahim, Mısır Prensesi aynı zamanda. Paris'te Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından Suat Hayri Ürgüplü'nün oğlu Hayri Bey'le evleniyorlar. 60'lı yıllar. Hanzade Sultan'ın Pasi'deki evinde bir kokteyl verilmiş. Suat Hayri Bey başbakan, eski başbakan ve Paris'te de tesadüfen bir Türk heyeti varmış. O zamanki Genelkurmay Başkanı da Türkiye'nin sonra Cumhurbaşkanı olan Cevdet Sunay. Ona da davet edilmişler. Hepsi şeyin evinde. Osman Fuat Efendi de orada. Cevdet Sunay ile çok iyi anlaşmışlar. Bana Hazreti Sultan anlatmıştı. Onu rahmetli. Çok iyi anlaşmışlar. İkisi de asker. Hemen hemen aynı yaşlardılar. Ondan sonra fakat Cevdet Sunay tanımıyor Fuat Efendi'yi. İşte ne yapıyorsunuz siz beyefendi demiş. Vallahi beyefendi ben hep gezerim demiş paşam demiş. Nasıl gezersiniz? İşte dün demiş İsviçre'den geldi bu toplantı için. Yarın şuraya gideceğim. Şu bilmem nereye gideceğim. Kuzenim şuradan davet ediyor oraya gideceğim. Çünkü sürgün. Bilmem ne demiş bu kadar geziyorsunuz. Bir de Türkiye'ye gelsenize demiş. Cevdet Sunay. Paşam geleceğim de almıyorsunuz ki demiş. Giriş yasak. Evet. Peki şeyi soralım. Dur mesela karışmadı. Gelen ha, şeylerde. Yok İran'da, yok. Oraya geleceğiz. İran'da ne yaptık? Celal Bayar Teşkilat-ı Mahsu üyesi mi? Yok hayır. Mesela onun için de söyledim. Yok hayır. Ya galiba teşkilatı mahsussa sizin söylediklerinizden ve yazdıklarınızdan evet, anladığım kadarıyla öyle sivil çalıştıran bir örgüt değil. Lazım ya, olduğu vakit görüyor. Askeri teşkilat bu. Tabii askeri teşkilat. Yani. Asker var. Ama birkaç sivili de alıyor. Hayır, görev, ya, görev veriyor. Görev veriyor. Ya, o görev şey değil ki. İşte Fuat Köprülü. Fuat Köprülü gibi falan. Tabii canım. Libya'ya kaç kişi gitmişler? Mesela Fas'a 4 kişi gitmişler. Libya'da fazla. Asker mesela orada ya, Afrika Gruplar Komutanlığı diye bir şey kuruyorlar. Bu Afrika Gruplar Komutanlığı'nın başında işte yüzbaşı önce Nuri Gil var, sonra da Şehzade Osman Fuat var. Ama o da Neşet Bey vardır. Evet. Neşet Bey bizim unutulmuş artık ismi geçmeyen kahramanlarımızdan biridir. Evet. İlk mücadeleyi o başlatmıştır. Efendim, şimdi Libya'ya gittiler, Fas'a evet, gittiler. İran'a niye gidiyorlar? İran'a niye gidiyorlar? İran'da İlk gidişte bu Rauf Bey müfrezesi var. Bu Rauf Bey kim? Rauf Orbay. Evet. Rauf Orbay yurt dışından dönünce Enver Paşa'yı ziyarete gidiyor. Hocam ne oluyor detaya tamam, girme dağılıyor. Hayır niye gittik? Enver Paşa Rauf Orbay'ı orada görevlendirmiş. Evet ama böyle diyelim. Görevlendirirken Rauf Orbay'ın söylediği bir şey var. Diyor ki ya İran'a beni görevlendiriyorsun ama oraya nereden gideceğim? Amerika üstünden mi? Ay. Bilmediğinden değil ama. Ya böyle bir şey söylüyor. Tabii burada yine İran'da da özellikle oradaki Türklere yani dönük bir hareket söz konusu. Yalnız orada da Almanlarla çatışıyoruz. İran'da da. Evet. Hocam ne yapmak istiyoruz İran'da? İran'da ne yapmak istiyorlar? İran üzerinden Afganistan'a, Afganistan üzerinden de Hindistan'a gitmek istiyorlar. Hayale bak ya. İngilizleri Hindistan'dan vuracağız. Niye? Afganistan'daki halkı eğitecekler silahlı kuvvetlerini. Oradan hareket ederek Hindistan'daki yerli halkı da İngilizlere karşı kışkırtacaklar. Aman Allah'ım enayinin teki. Bunların hep bütün gaza gelecek. Evet. Afgan Han'ı. Gelmiyor zaten. Gelmiyor. Niedermayer falan az mı ulaşmış? Tabii hiç gelmiyor hiçbir şekilde. Erhan'cığım Allah rahatlık versin. Yani onlar da... Peki İran'da faaliyet göstermiyorlar mı? Gösteriyorlar ama başarısızlar. Hocam Hindistan'a gidiyorlar mı peki? Hindistan'a? Hindistan'a gidenler de zaten birkaç kişi gidiyor. Onlar da çok başarısız bir şekilde geri dönüyorlar. Turistik seyahat yapıyorlar. Yani öyle şeyler yok. Afganistan'da zaten... Bu Murat Hocam hepsini Bey'in... yanlış biliyorsun. Murat Bey'in dediği gibi yok. Hayır, senin hepsini yanlış biliyorsun. Bak Wikipedia...
Öyle mi? Ordu'nu yazmış. Ne yazmış? Birkaç tane herif Wikipedia'yı gösteriyor. Bilmiyor bu adam. Wikipedia'ya bak, ne yazıyor? Diyor. Sen muhatap da olacaksın Wikipedia'nın yazdığını Allah aşkına. Ne yazıyormuş? Yani büyük başarıları mı yazıyormuş? Evet efendim. Sonra efendim. Sonra? Yani Fas ve Libya'da başarılı oluyorlar, İran'da başarısız evet, oluyorlar. Evet, İran'da çok başarısızlar. Çünkü orada Almanların ağırlığı çok fazla. Bir dakika, Libya'da başarılı olduk da ne oldu? Uşi Anlaşması ve hepsini verdik. Uşi'den sonra bu dedi. Uşi'den sonra. Ama biz gitti her şey elimizde. Olsun. Her şey gitti. Zaten vermiş. İmparatorluk çökmüş. Adaları dahil yani. Evet efendim. Başka? Rusya'da? Rusya'da, mesela Rusya dönük faaliyetlerinde çok daha siyasi olarak gidiyorlar. Hmm. Mesela orada şey yok. Askeri bir birlik vesaire filan böyle bir faaliyetleri yok. Daha çok politik faaliyet gidiyorlar. Bunu, bu politik faaliyetlerin merkezinde de bu Türk-Tatar heyeti, komitesi var. Yani Yusuf Akçura'nın başında olduğu bir komite var. Ve Rusya dönük hareketlerin temelinde mesela Ukraynalı milliyetçilerle işbirliği yapıyorlar. Niye? Ruslara karşı. Ruslara karşı. Ha, başarılı oluyorlar mı? Tartışılır. Ama deniyorlar. Deniyorlar. Ha, bu konuda şeyleri yok. Nasıl? Geri adım atmıyorlar. Her şekilde bir hareket yapıyorlar. Murat Bey'in yazısında belirttiği gibi ya, hayal ediyorlar. Bu hayalin peşinden koşuyorlar. Ama koştukları yerde de geriye dönüp baktıkları zaman yine hayal olarak kalıyor. Bir arpa boyu gitmiyorlar. Efendim Sayın Murat Ertürk Beyefendi, mailinize cevap vereceğim. Kaydettim. Murat Bey, Hüsamettin Ertürk'ün torunu. Cevap vereceğim biraz sonra. Müsaade ederseniz şu şeyi bağlayalım. Evet. Efendim başka nereye gittiler? Fas, Libya, İran. İran ve Rusya dönük faaliyetler. Başka yok. Peki bu Çin'de beş Türk falan o hadise nedir? Kitabı var ya şöyle bir. Evet. Ya o Çin'deki beş Türk'te Talat Bey'in kendilerini görevlendirdiğini söylüyorlar. Sonra bunlar yani teşkilatı mahsusa ile ilgileri yok. Peki hocam. Çünkü teşkilat-ı mahsusanın Çin'le ilgili bir şeyi yok. Ya olması için de bir sebep yok. Ahmet Bey,